Dinamiti bularak çığır açan, bıraktığı vasiyetnameyle yıllardır yaşayan, pek çok kimsenin ruhsuz ve gaddar diye tanımladığı Nobel ödüllerinin arkasındaki esrarengiz adam, Alfred Nobel. Alfred Nobel anlaşılması zor bir insandı. Hayatını daha kuvvetli bir patlayıcı bulmaya adamıştı. Fakat bulacağı maddenin insanları öldürmek için değil, ekonomik kalkınma için kullanılmasını düşünmekteydi. Fakat umduğu gibi olmadı. Servet anlamına gelen yaklaşık 1 milyon dolarla dünyanın en prestijli ödülüne sahip olmak kimi heyecanlandırmaz. Ödüller, dinamitin babası diye adlandırılan Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine dağıtılıyor. Vasiyet üzerine kurulan Nobel Vakfı'nın ekonomik faaliyetleri sayesinde ödül miktarı her yıl biraz daha artıyor. Dinamiti bularak çığır açan, bıraktığı vasiyetnameyle yıllardır yaşayan Alfred Nobel kim? Pek çok kimsenin ruhsuz ve gaddar diye tanımladığı Nobel ödüllerinin arkasındaki bu esrarengiz adamı biraz yakından tanımaya çalışalım şimdi. San Remo'da yanında sadece bir hizmetçisi bulunan, yapayalnız ölen, küpeğinin bile arkasından yas tutmadığını söyleyen Alfred Nobel. Anlaşılması zor bir insandı. Hayatını daha kuvvetli bir patlayıcı bulmaya adamıştı. Fakat bulacağı maddenin insanları öldürmek için değil, ekonomik kalkınma için kullanılmasını düşünmekteydi fakat öyle olmadı. Üstelik Avrupa'da gelişmekte olan barış hareketine ilgisi vardı. Hem tahrip edici patlayıcı üzerine çalışması hem de barış hareketiyle ilgilenmesi çelişir gibi gözüküyor olsa da bu Nobel'in kafasındaki kurguydu. Zaten patlayıcı laboratuvarında kardeşinin de ölmesi, hayatı boyunca ve hala sürmekte olan gaddar, ruhsuz, bencil damgasını yemesine sebep olmuştu. Hatta Albert Einstein'a göre Alfred Nobel vicdanen rahat ölebilmek, alnına yediği gaddar damgasından kurtulabilmek için servetini insanlığa hizmet edenlerin ödüllendirilmesi amacıyla harcanmasını vasiyet etmişti. Fakat Alfred Nobel, dinamit konusunda başından beri yükselen tenkitleri hiçbir zaman kabul etmedi. Dinamitin altyapı oluşturulmasında, endüstride, tarımda, barış yanlısı amaçlarla hizmet ettiğini savundu. Dünyada barışı garanti altında tutacak tek şeyin de kimsenin kullanmaya cesaret edemeyeceği korkunç silah olduğuna inandı. Alfred Nobel'in bir dahi mucit olduğunu herkes kabul ediyor. İsveççe, Rusça, Almanca, İngilizce ve Fransızca'yı mükemmel konuşuyor, okuyor ve yazabiliyordu. Bilgisini aktarmadaki ustalığıyla toplulukları etki altına alabilecek müthiş bir çekim gücü vardı. Fakat bu kabiliyetlerini kullanmaya meraklı olmadığı gibi topluluk arasına katılmayı sevmeyen, törenlerden, ziyafetlerden, suni övgülerden nefret eden patolojik bir çekingenliği vardı. Aşırı gururu, alınganlığı, depresif ve sorgulayan kişiliği Avrupa'yı o dönemde etkisi altına almış olan kötümserlik atmosferiyle örtüşüyordu. İlginç hayatı. Alfred Nobel 1833'te Stockholm'da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasına artist dense de aslında eğitimi olmayan, kendi kendini yetiştirmiş mucit bir kimyacıydı. Oğlunun aksine bu mucit babanın hayatı borçlanma ve iflaslarla geçti. Gırtlağına kadar dayanmış borçlardan nasıl kurtulacağını düşündüğü sırada karlı bir iş imkanı çıktı ve Petersburg'a gitti. Petersburg'da kurduğu ilk atölyeyi batırıp iflas etti. Ailesini ancak 5 yıl sonra yanına alabildi. O sırada Alfred Nobel 9 yaşındaydı. Baba Nobel ailesi geldikten sonra tekrar ve bu defa daha büyük bir atölye kurarak buharlı makine ve dövme aletleri imal etmeye başladı. Buluşlu çalışmalarını sürdüren baba Immanuel Nobel su altı mayını yapmayı başardı ve Rus deniz kuvvetlerine bol miktarda sattı. 1853-1856 arasında Kırım Savaşı sırasında sattığı mayınlarla atölyesini büyütüp fabrikaya dönüştürdü. Babasının arzusu üzerine 4 yıl sonra Alfred de küçük kardeşiyle Stockholm'a geldi. Büyük kardeşler Ludwig ve Robert ise Rusya'da kaldılar. Rusya'da fizik ve kimya eğitimi gören Alfred Nobel, Stockholm'a döndükten sonra kimya çalışmalarını babasının laboratuvarında yürüttü. Nitrogliserini geliştirerek 1864'te patlayıcı üretimine başladı. 1866'da dinamitin patentini aldı. Dinamitin bulunmasıyla endüstriyel ve teknik alandaki yatırımlar hız kazandı. Bu hız Alfred Nobel'e büyük gelir imkanı sağladı. Dinamiti bulduktan sonra boş durmayan Alfred Nobel, Stockholm, Hamburg, Arder, Paris, Karskoga ve San Remo'da laboratuvarlar kurdu. Sadece patlayıcıyla kalmayıp, lastik teknolojisini, suni deri gibi sentetik maddeler geliştirdi. Öldüğü zaman 355 patentin sahibiydi. 20 ülkede 90 fabrika kurmuştu. Zamanının en güçlü patlayıcısını bulan, barışın dehşet dengesiyle korunabileceğine inanan Alfred Nobel, sosyal konularla ve barış meselesiyle yakından ilgilendi. O dönem için
Çok radikal görüşleri vardı. Edebiyatta da ilgileniyor, şiir yazıyordu. Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış için verilen ödüller kendi ilgi duyduğu konulardı. Yazmayı çok severdi. Mektuplarının kopyasını saklardı. Esrarengiz bir hayatı vardı. Paris'te eczanede çalışan bir kıza aşık olmuş, ancak kız tanışmalarından kısa süre sonra ölmüştü. Belki ilk defa yakalandığı bu aşkın hüsranla sonuçlanması Alfred Nobel'i yıkmış, uzun süre kendini toparlayamamıştı. Fakat çevresindekiler asık suratın arkasında romantik bir dünyanın gizli olduğuna inanırlardı. 1863'te Stockholm yakınlarında Herenborg'da bulunan küçük bir laboratuvarda çok az miktarda nitrogliserin üretmeye başladı Nobel. Ancak bu laboratuvar birkaç ay sonra bir patlamayla yıkıldı ve kardeşi Emil öldü. 1864'te nitrogliserinin patlayıcısının civa fulminatla başlatılabileceğini keşfetti. Bu sırada 3 birim ağırlıkta nitrogliserini 1 birim ağırlıkta toz haline getirmiş kömür ya da kizelgur gibi gözenekli bir maddeye emdirebileceğini düşündü. Sıvı nitrogliserinden daha kullanışlı ve daha az nitelikli olan bu patlayıcı karışımına dinamit barutu adını verdi. 1875'te nitrogliserini nitrat pamuğuna emdirerek dinamit lokumunu yaptı. 1887'de dumansız barut adını verdiği ve eşit miktarlarda nitrogliserinle nitroselülöz karışımından oluşan itici bir barut buldu. Birkaç yıl sonra kordit adlı patlayıcı madde konusunda İngiliz hükümeti aleyhine dava açtı. Ancak davayı kaybetti. 1873'ten sonra hemen hemen bütünüyle Paris'te yerleşen Nobel, 1881'de Sevran'da bir laboratuvar kurdu ve barutlar üzerinde çalışmalarına burada devam etti. 1890'da laboratuvarını San Remo'ya taşıdı. Bir vasiyetle bütün servetini yılda 5 ödül verilmesi için bıraktı. Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine kurulan bu ödüllerin sayısı başlangıçta 5'ti. Fizik, kimya, psikoloji ve tıp, edebiyat, barış. 1968'de İsveç Bankası Alfred Nobel'in anısına ekonomi ödülü ihdas etti. Stockholm yakınlarındaki küçük laboratuvarında nitrogliserin üretmeyi başaran, laboratuvarında bir patlamadan kardeşini kaybeden, sonra Winterbeken'de ve Hamburg yakınlarında laboratuvarlar kuran, dinamit barutunu ve dinamit lokumunu bulan, keşifleri ve vasiyetiyle adını ölümsüz kılan Alfred Nobel'in ilginç hayatı 1896'da San Remo'daki evinde sona erdi. Hayatı boyunca gaddar, ruhsuz diye suçlanan Alfred Nobel'e servetini ödüllere bıraktığından dolayı ölümünden sonra da deli dediler. Nobel kendisiyle ilgili olarak dünyaya geldiğim anda yardımsever bir doktor tarafından kafam kırılarak öldürmeyeydim demiştir. Bunu dinamiti bularak insan soyunun birbirini yok etme dürtüsüne yeni boyutlar kazandırdı ve bundan rahatsız olduğu için değil, bütün hayatı boyunca sağlık problemleriyle cebelleşen biri olarak canı burnuna geldiği için söylemiştir. Zaten Nobel hiçbir zaman keşfinden dolayı pişmanlık veya vicdan azabı duymamıştır. Bu ödülü bayıla bayıla almaya koşanların yanı sıra 1964 yılında Jean-Paul Sartre ve 1958 yılında Boris Pasteur ödülü reddetmişlerdir. Dinamiti icat etmiş olan Alfred Nobel muazzam bir servet kazanmıştı. İcatlarını peş peşe patlatmaktayken 1888'de bir gün ölüm ilanını okuyuverdi. Ölüm taciri öldü. Ölen ağabeyi Ludwig'di gerçekte. Bu gazete haberi hatası Alfred'in hayatını değiştirdi. O gelecekte bir ölüm taciri olarak mı anılacaktı? Bu korkusu onun servetini sanata, bilime ve barış alamasına vesile oldu. Gönüllü kaşiflerin karşılaştığı para buna tezat diyenler bile var. 1954 Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway, "Yahu bu ödül kazandıktan sonra artık yazı yazamıyorum. Yazanı da görmedim." diye yakınmamış mıydı?